Neresinde? Olabilir. Hayır, orada ben söyleyeyim. 30 Eylül'deki toplantımızda MÜSİAD da bizimle birlikte. Evet. Bugün kendileri burada olamadılar. Ama 30 Eylül'deki toplantımızda MÜSİAD da davet edilecek. Çok güzel. Bundan evvelki hep şeylerimizde, faaliyetlerimizde Oda Borsa Bansiyat sürekli geçmişten de böyle geliyorduk. Ama bu MÜSİAD da zaten başkanlığı gibi toplantımız. Ben kendileriyle görüşüm de öyleydi. Tabii burada demin söylediğim gibi yani sivil toplum kuruluşlarının tamamının bu işe baş koyması, el atması gerekiyor. Ve Bandırma'daki Denizcilik Fakültesi ile ilgili de herhangi birisinin bir sivil toplum kuruluşunun karşı duracağını tahmin etmiyorum. Osman Bey'den bir şey soruyor. Büyükşehir, Balıkesir'in büyükşehir olması konusunda çok fazla şey yok elimizde. Yani geldiğinde varsa paylaşalım hep beraber, siz de bizle beraber paylaşın. Yani ne olacak, ne edecek konusunda şey yok. Çok netleşen bir şey çok yok. Netleşen bir şey yok. Bizler tabii ki Bandırma'nın il olması konusunda zaten bilhassa Bandırma Ticaret Odası'nın 30 yıldır 40 yıldır yürüttüğü bir şeydi bu. Ama şu anda Türkiye'deki konjonktürde yeni vilayetler yaratılması gerçekçi olan gündemde değil. Hükümetin programında da, programında da yok zaten. Bu bakımdan halka hoş gelen konuları popülist bir yaklaşımla ısıtıp gündemde tutmak çok kolay. Bunu söylediğiniz zaman çok çabuk alkış alıyorsunuz. Bu geçmiş ödül törenlerini hep izlediniz, şey yaptınız. Ama gerçekleşebilecek hedeflerde enerjimizi ve gücümüzü şey yapalım. İl olma konusu gündeme geldiğinde, geçmişte biliyorsunuz gelmiştir böyle bir il olma konusu. 1995-96 yıllarda. O zaman da Bandırma Ticaret Odası yeniydim ben başkan olarak. 30 meclis üyemizin 27 tanesinin istifa dilekçesini toplamıştık. 2-3 imza kalmış. Sizler de bunu gayet iyi hatırlıyorsunuz. Dolayısıyla çok ciddi bir çalışma yapmıştık o dönemde. Akil yarım kalmıştı. Bu daha sonra bununla ilgili kanunlar, kurallar değiştirildi. Bandırma örneğinden hareketle. O bakımdan biz o konuda müsteriyiz. Ama şu anda da gündemi olmayacak Türkiye'nin ve dünyanın meselelerinde gündeme gelmeyecek bir konuyu da sinerji, enerjimizi ve birlikteliğimizi bunun üzerine boşaltmak yerine ulaşacağımız hedeflere il olmasak bile, plakamız şu anda olmasa bile bir ilmiş gibi, bir il merkeziymiş gibi yaşanabilir kent olmayı öncelikle hedeflememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Arkadaşlarım bu konuda düşünüyorum. Şimdi başkanım bir şey sorabilir miyim? Şimdi buradan bu anlamda kamu desteği sizden talebilirse yaklaşımınız ne olacak? Tabii şimdi Edincik bizim nahiyemiz. Bandırma'ya bağlı bir nahiye. Edincik'in gelişmesi için Edincik'in ilçe olması gerekiyorsa Bandırma olarak biz buna destek vermeliyiz. Bunun aksi düşünülemez bile. Yani doğru şehirleşme, doğru gelişmenin şeyinde olmalıyız. Bandırma hiçbir zaman Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olduğunda Bandırmalı'ya bunu anlatmakta da ciddi sıkıntılar olur. Yani Bandırma'nın belki sonuçta imar düşü bazı açılardan belki de bir farklılıklar getirecek olsa bile Bandırma psikolojisinde, Bandırma'nın psikolojisinde bunu anlatmak Bandırma kamuoyunda şey görmez, kabul görmez. Dediğiniz gibi nihai çözüm, Bandırma'nın sorunlarının nihai çözümü her zaman biz bunu dile getirdik. Bandırma'nın il olmasıdır. Ama Bandırma'nın il olması şu anda Bandırma'nın kurumlarının veya Bandırma'nın isteğiyle olabilecek olsaydı bunu hepimiz gören eden insanlarız. Bu şeye şimdiye kadar ulaşabilir. Şimdiye kadar Türkiye'de bakın son 20 yıla il olan ilçeler ne şekilde il olduğu belli. Bir kriterlerle yani ekonomik kriterlerle, nüfus kriterleriyle il olmadı. Siyasi kriterlerle bir grup oldu, bir grup da güvenlik nedeniyle oldu. Güvenlik nedeniyle olanlara diyecek bir şeyimiz yok. Ama büyük bir çoğunluğu seçim rüşveti olarak geçmişte bu yapıldı. Dolayısıyla Bandırma bu dönemleri burada bir ıskaladığımız dönem var. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Kaçırdığımız dönem var. Bu konuda bizler kurum olarak çalıştık. O konuda müsteriyiz. Ama yapılması gereken adımları atılmadı zamanında. Ondan sonra zaten şey değişti. Belediye meclislerinin içerisinden belediye başkanı istifa etti ve yeni başkan seçildi diye bir değişiklik oldu. Ki bu da Bandırma'dan dolayı oldu zaten. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu bakımdan bu böyle geçti. Ama böyle geçti diye de devamlı buna takılıp da kalmamamız lazım. Dünya gelişiyor, Türkiye gelişiyor. Bandırma'nın da sadece bu konuya değil,
Evet, il olmak her zaman için bir şeyimiz ve biz il olmayı şan şöhret plaka için istemedik hiçbir zaman. Kendi bütçemiz olsun, kendi özel idaremiz olsun. Alamadığımıza inandığımız, il merkezinden alamadığına hepimizin kani olduğu tahsisatlar, ödenekler, haklar, altyapı yatırımları için biz bunları istedik. Yoksa ki Bandırma ekonomik yatırımlarını, sanayi yatırımlarını kendisi yapıyor. Bandırma'ya son derece dışarıdan da yatırımcı da geliyor. Bu konuda bir sıkıntı yok. Buyurun Bandırma Organizasyonel Bölgesi'ne bakın. Gelen yatırımcıların %90'ı Bandırma dışından yatırımcılardır. Başkanım, konuşmanızda özellikle Abdullah Başkan da vurguladı. Ben unuttum, ben de vurgulayabiliyordum. Evet, tabii ki birlik beraberliğe her zaman ihtiyacımız var. Tabii ki Bandırma'da güzel şeyler yapılması için de hep beraber bizim birlik beraberliğimizin zannediyorum arkadaşımın da örnek olması ya oradaki söyledi. Oradaki konuşuydu. Son derece katılıyorum. Oradaki konuşu şunu anlatmaya çalışıyorum ben. Ortada bir problem varsa ortak akılla çözülmeli bu. O problemin üzerine herkes çözümler üretirse çözümsüzlük oluşur. Benim söylemek istediğim buydu. Ortada bir denizcilik fakültesi problemimiz var. Denizcilik fakültesinin 2012'de öğretim ve açılması var. Biz burada ortak akılla hareket etmeye çalışıyoruz. Benim söylemek istediğim bu. Yoksa herhangi bir şey kastederek konuşmadım bunu. İlgili bültenlerimize bakarsanız destek veren bütün siyasetlerimize orada teşekkürlerimiz mevcuttur. O konuda bizden yana bir şey söz konusu değil. Bugün de gene talebimiz var. Tabii ki biz siyasi destek olmadan her şey bizim kalktı üç kurum olarak değil. Ama biz diyoruz ki yerel destek olarak, iş dünyası olarak maddi imkanlarla öncelikle bu konunun şeyindeyiz. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Tabii ki Bandırma Denizlik Fakültesi'nin resmi gazetede yayınlanması Sayın Milletvekilimizin Cemal Öztaylı'nın çabalarıyla olmuştur. Kendisine bu konuda teşekkür ettik. Belki varsa bu tip sistemler, belki sizlerin yeterince vurgulamadığından belki kaynağı şey yapılabilir. Ama biz basın bültenlerimize yazılı olarak da bu teşekkürlerimizi ilettik.